İnce Görüş'ün yeni bölümünden herkese merhabalar. Arman abi nasılsın? Çok şükür. Geldik yine. Buraya gelince daha iyi oluyorum sanki. Ne güzel. Biz de sen gelince daha iyi hissediyoruz. Teşekkür ederim. Ee, Murat'la beraber yine sorularımızı soracağız Süper Lig'le ilgili. İlk soruyu şöyle sormak istiyorum. Genel bir değerlendirme yapalım. Süper Lig'de uzun zamandır benim aklıma gelmiyor bu kadar fazla takımın şampiyonluk yarışında olduğu bir sezon. Senin aklına e, benzer bir sezon geliyor mu abi? Benim oynadığım yıllarda yok. E, bu sezon içerisinde bence futbolun kalitesinin yüksek olduğu anlamına gelmez. Tam tersine çok fazla kayıp yaptığı için kopup gidemeyen takımlar diğer takımları da bu yarışın içerisinde tutuyor. Yani bu yüksek kalite anlamına gelmiyor. Aslında birçok teknik direktörün vasat performanslı oyuncu kadrosunun kurtulması anlamına geliyor. Çok heyecanlı birlik ama şampiyonluk adayının çok olması heyecanı arttırır ama kaliteyi değil. Sahanın içine baktığımızda evet öyle kaliteli bir oyun yok bu da şampiyonluk yarışını o anlamda alevlendirmiyor. Ama dışarıdan bakınca sadece puan tablosuna bakarsak güçlü bir rekabet var aslında. Güçlü bir oyun yoksa güçlü bir rekabet var. Buradan hangi tür takımlar sağlam çıkabilir? Üç büyükler mi? Bu konuda tecrübeli olanlar mı? Trabzonspor da oraya ekleriz tabii ki. Yoksa Sivas Spor gibi, Başakşehir gibi daha önce şampiyonluk yaşamayan takımlar daha mı şanslı olur? Baskıyı yönetebilen takımlar elbette ki daha şanslı. Her takımın kendine ait belli oyun tarzları var. Bu tarzlar kimisi Anadolu takımlarına çok rahat baskın geliyor. Kimisi derbilerde daha baskın. Fenerbahçe gibi. Mesela Fenerbahçe bu konuda ilginç bir örnek. Aslında şampiyonluk oyunu denen oyunu çok coşkulu bir şekilde oynamayı başarıyorlar. Ama dönüp dolaşıp iş finale geldiğinde, bitiriciliğe geldiğinde bu konuda tüm forvet hattı eksik. Fenerbahçe'de mesela iyi oyuncu çok ama komple oyuncu yok. İyi oyuncusu çok fazla. Vedat Moriç iyi oynuyor. Rodriguez iyi oynuyor. Kuruse toparlandı iyi oynuyor. Ama bu takımı alıp özellikle dengede giden maçlarda ya da vasatın üstüne çıkamadığım maçlarda sana maçı kazandıran bir Santrofor'un Sörlot gibi. Yani çıkmıyor. Mario Gomez gibi. Ne bileyim Gomis gibi. Lider oyunun yoksa forvet hattında bitiricilik konusunda senin kötü bir maçını attığı golle kurtarmıyorsa işin çok zor. O yüzden burada hani Beşiktaş ve Galatasaray Fenerbahçe kadar iyi oynamadığı birçok maçı kazanmayı başardılar. Burada maç kazanmayı nasıl söyleyeyim yeteneğiyle başaran oyuncuların saha içerisinde olması bu takımları aldı bir yere götürdü mesela. Madem ondan bahsediyoruz Fenerbahçe'den o forvet hattından bahsetmişken her zaman yetenekli formda forvet daha iyidir. Evet ama bazen de sayıca da fazla olmak gerekir. Bazı maçlarda ceza sahasının için doldurman gerekebilir. Ersun Yanal neden Süper Lig maçlarında Mevlüt Erdinç'i sahaya atmakta kuşku yaşıyor? Türkiye Kupası'nda iyi de oynarken. Yani Türkiye Kupası'ndaki maçlara bakarak değil, daha önceki CV'sine ya da Antalya Spok performansına bakarak bile bana göre ceza sahası içerisine kolay gidiyorsan Mevlüt Erdinç hamlesi doğru hamle olur. Şampiyonluk adayı takımlar Biraz şapkadan tavşan çıkartacak Sercan. Yani Trabzon maçını iyi oynadım. Al bu 11 ile iç sahada devam et meselesi değildir. Eksik olan oyuna rağmen neyse o eksiği bu kadro içerisinden bulamadı Ersun Yanal. Bu sezon boyunca bulamadı. Fenerbahçe bazen iyi oynarken kaybetti. Kötü oynarken hep kaybetti zaten. Ve bu saha içerisinde sana maçı çevirebilecek yetenekteki oyuncular yeterince yok Fenerbahçe takımında. Kulübede olanlardan ne hamle oyuncusu olarak ne de 11'e monte ettiği zaman bunun karşılığını alamıyor. E, teknik direktörlük nedir Türkiye'de? Sadece e, bir 11 yazmak, taktik vermek, iyi antrenman yaptırmak değil. Bazen 24 saat gözlemlediğin oyuncuların becerileri üzerinden farklı çareler üretmektir. Ersun Yanıl'ın Fenerbahçe'de çok fazla çare üretebildiğini zannetmiyorum. Evet oyuncu istikrarına ben de inanırım ama işler kötü gidiyorsa, iyi oynadığın halde kazanamıyorsan artık farklı çareler de üretmek zorundasın. Yani Fenerbahçe'deki birçok oyuncunun 11'de oynayacağına dair bir umudu yok gibi gözüküyor. E bu tip oyuncuları nasıl form tutturup sana maç kazandırmasını bekleyeceksin? Oyuncuları rekabete sokamadılar. Galatasaray'da Falcao ve Andone'nin sakatlıkları, formsuzluklarının ardından öne çıkan bir Adem Büyük var. Bu senin anlattığın durumu o e, sürprize, e, sürpriz forvete örnek olarak verilebilir mi? Sürpriz forvete örnek olarak verilebilir. Önce hamle oyuncusu olarak kullanıldı. Hatta yerli oyuncu rotasyonunda iyi bir transfer dedik hepimiz. E, ama şu bir gerçek kendini hazır tutma becerisi de var Adem'in. Yani dün bakıyorsun kupa maçı oynanırken hiç ben Falka olsaydı farklı bir skor olurdu demedim. Çünkü fırsatlara giriyor, rakiplerini zorluyor, girdiği zaman atıyor, penaltıda soğukkanlı. Yani iyi bir santrofor profili çiziyor sana. E Falka gibi çok sık sakatlanan bir oyuncun da varsa Adem Büyük hayat kurtarır tabii ki. Ama Fenerbahçe'de Vedat Murit yoksa Mevlüt'ü oynatmaya cesaret etmedi Ersun Yanal. Ya oyuncunda bir problem var ya sende bir problem var. Bu konuda mesela hani sadece Mevlüt de değil, Miyazaki'sta geldiği günden beri hani Arsenal transferiydi, bir seneyi tamamladı, o da hiç arada şans bulamadı ve hani Kursiyi belki o da tetikleyebilirdi. Hani nasıl? Sen daha önce söylemiştin, Emrah Baba geldiğinde işte Belhanda gibi, Fegoli gibi oyuncular da biraz tetiklendi. Hem forma rekabeti, hem de biraz beraber oynama açısından belki Fenerbahçe'nin Mihaz Zayt da olabilir daha. Şimdi Mihaz canlı seyrettim özellikle geçen sene stat'tan seyrettim. Ben en çok ona inanıyorum. Stat'tan seyrettiğin oyuncuyla televizyondan seyrettiğin oyuncuyla ilgili farklı şeyler düşünebilirsin. Bir kere en önün oyuncusu değil. Santrafor arkası oynarken çok top kaybedip geriden top alıyor. E Fenerbahçe önde sorumluluk alan oyuncuya ihtiyaç duyuyor. Mihaz Zayt'sin Fenerbahçe'nin oyuncusu olduğunu düşünmüyorum Murat. çok gelişken... keskin mi oldu? Dur, öyle, sen öyle düşünmüyorsan yok, o kadar keskin söyleyeyim. ben hiç öyle düşünmüyorum kendi adıma hani Kuruse varken, ikinci bir Santrafor adayı, Mevlüt varken hatta hatta o pozisyonda Ferdi oynatabilirsin, Deniz Türücü oynatabilirsin. ama Mihail Zayt, hayır. Ben şu açıdan merak ediyorum sadece büyük bir yatırımdı diye ya aslında yani süperlik şartlarına göre büyük bir yatırım denizden işte gelir elde edilmesi bekleniyordu 6 milyon euro ile 10 milyon euro arasında Empoli'den alınırken. Yani videolarını izlemiştik o dönem. Paslar atıyordu ama öyle çok keskin hani nasıl söyleyeyim çok ince paslar atmıyordu. Ben, senin dediğin gibi hani eğer bu seviyenin oyuncusu değilse bu sefer bir hata yapılmıştır. Şimdi şöyle söyleyeyim Fenerbahçe geçtiğimiz sezon çok dağınık bir görüntü dedi. Belki ona yorabilirsiniz ama bu sezon forma rekabetine dahi giremediyse bırak bu takımda fark yaratmayı. Önce ilk 11'de kendisine yer bulamadıysa zaten e, bu rekabeti kaybedişi benim söylediğimi doğruluyor. Hı hı. Rekabeti kazanamadıysan fark yaratacak bir oyuncu değilsin. Hani Ferdi oyuna giriyor, Deniz Türüç oyuna giriyor, Mevlüt giriyor ama Zayt giremiyor. Demek ki biraz da oyuncu da aramak lazım bazı şeyleri. Ya Fenerbahçe'nin hani çok güçlü bir 11 var diye hep konuşuyoruz ya ama yedeklerde işte konuştuğumuz gibi. başka kim çıkabilir? Senin böyle aklına hani Ersun Yenal şu adamı rotasyona sokmalıydı dediğin... Ben çok gördüm şampiyonluk adayı takımların duran top üzerinden mesela şampiyon olduğunu. Fenerbahçe'de bunun uzmanı bir oyuncu var ve devre arasından sonra geri döndü. Mehmet Ekici. Belki Mehmet Ekici'yi bir kenarda kullanmak duran Top'la üzerinden de maç e, kazanmayı sağlayabilir. Çünkü Fenerbahçe ilk golü attığı zaman... Hani o boş alanları da iyi değerlendirecek bir takım. Bu tip oyuncuları da belki form tutturup monte edebilirsin. Ama artık Tolga tercihi, hani evet kadro istikrarı büyük maçlarda yine tercih edebilir. Ama rakip Anadolu takımlarından bir kulüpse artık orayı biraz daha e, forvet hattında farklılık yaratabilecek oyuncular üzerinden kurması gerektiğini düşünüyorum Ersun O zaman biraz da Galatasaray deyip, abi sana şunu soracağım. Biz burada çok konuştuk hani Mariano, Nagatomo ikilisi Galatasaray'ın sol bekleri girecek ne olacak diye. Devre arasından itibaren Mariano da böyle bambaşka bir oyuncu oldu. Hani onun oyuna kendini kendiyle mi alakalı yani bu performans gelişimi yoksa takımın oynaması onu da mı etkiledi? Murat tabii ki performansını arttırdı bireysel olarak. Fakat Mariano gibi ofansif oyuncular, öne çıkmayı seven oyuncular topu attığı zaman o topun kolay kaybedilmesiyle beraber çok performans düşüklüğü yaşayabilirler. Bir önünde oynayan Ferruoli'nin toparlanması Mariano'ya çok etki etti. İki Galatasaray takımının genelinde artık topu öne attığın zaman Emre Akbaba gibi Lemina zaten formda ya da yana attığın gibi kolay kaybetmiyorlar. Ve Mariano'nun sevdiğimiz futbol adına o çıkışlarını net bir şekilde görüyoruz. Bu çıkışlar karşılığını bulmaya başladı. Mariano ofansif anlamda iyi oynayamazsa defansif anlamda hiç oynayamaz. Çünkü ofansı güçlü oyuncu ve özgüvenini ofansif anlamda yaptığı işler üzerinden buluyor. Bu özgüvenini sezonun ilk yarısı boyunca bulamadı. Fiziksel olarak da yeterli dereceye gelemedi. Ama şimdi Galatasaray'a beraber o da performansını arttırdı. Ben hep söylüyorum. Mariano geldiği sezonda söylemiştim. Türkiye'de iki veya 3 tane sağ say desen Gökhan Gönül, Mariano, işte Kaysara bunlar en iyi sağ Peki bu sağ konusunda Beşiktaş'ta şey sezon başında Sivas Spor'dan Douglas'ı getirmişti. Evet. Hani Douglas'ın da bu şekilde bir sorunu olabilir mi? Çünkü Beşiktaş'ın da kanatları hani en az sağ önde oynayan oyuncu sürekli değişiyor ve Hani Bekir'le çok uyumlu çalışabilecek değil, takımla uyumlu çalışabilecek oyuncular değil. Sivas Spor'da bir 90 dakikanın, içinden bir 20 dakika seçeyim sana. Sivas Spor'da iyi oynadığı sezondan bahsediyorum. Sana seyrettireyim dersin ki Douglas forvet arkası oynuyor. Başka bir 15 dakika seyrettireyim dersin ki aa, sol kenar ya da sağ kenar oynuyor. Douglas sağ bek olmasına rağmen Sivas Spor'da bir özgürlüğe sahipti. Özgüvene, özgürlüğe. Yani üretken bir oyuncu gibiydi. Bir on numara gibiydi. Çok rahattı. Sisinyo'da. yadı. Yani geriye dönmeden de oynayabiliyordu. Çünkü Sivas Spor'un lüks bir oyuncu olduğunu kabul etmişti. Kapatıyordu onun bölgesini. Beşiktaş takımı onun liderliğini Sabek, Douglas'ın falan kabul etmez. Orası başka bir hikaye. Bek oyuncudan önce İstanbul takımları ters kademe bekler. Ne bileyim işte Gökhan Gönül'ün yaptığı gibi çok önemli savunma hamleleri bekler. Bunun yanında ofansif katkı bekler. Sadece ofansif oyuncuyum diyerek Beşiktaş'ta başarılı olamazsın bu yaşına kadar da bu mekanizmaya çok dokunmamış Douglas'ın gelip şimdi Beşiktaş'ta müthiş bir savunma yapmasını beklersen o da hayalcilik olur. Kim seyredip aldıysa ya kusurlarını kabul ederek almıştır ya da arada bir önde oynatırız belki diyerek almıştır. Bunu Tam da onu soracaktım abi. Önde oynasa? Önde oynasa ama Beşiktaş'ta o kadar çok kanıt oyuncusu var ki önde. Yani 8-9 tane seçenek varken Caner Douglas Erkin kırdın, oynadı ama. Caner Erkin oynadı ama Caner Erkin formda olduğu için bazen oyuncunun formu sana bir yerde forma vermeye mecbur eder. Abdullahcı ona forma verdiği zaman Beşiktaş ön dörtlüsünün en iyisi oldu Caner. Demek ki Caner'de bir e, artı vardı. Caner orada. iyiydi ama Douglas e, o ona devrilemedi galiba yani sağ önde de güven vermedi ki o formayı hiç alamadı. Sercan, yani. Oyuncu teknik direktörü farklı bir pozisyonda oynayabilmesi için formuyla ikna eder. Caner bu formuyla ikna etti Abdullah Avcı'ya gitmeden önce. Sağ kenar, sol kenar oynadı, asistler yaptı ama Douglas ne sağ bek bir maçta yanlış hatırlamıyorsam öne de girdi oyuna. Ya oyuncu ikna edecek teknik direktörün diyecek ki, ya ben burada Douglas oynatayım diye birden daha fazla katkı alırım. Ya da solda oynatayım en kutudan daha fazla katkı alırım. Oyuncu sana bunu dedirtmiyorsa teknik direktöre kabahat bulamazsın. Peki şimdi bir de şey Türkiye Kupası'ndan konuşmuştuk az önce. Alanya Spor yarı finale yükseldi. Erol Bulut'un da maç sonu açıklamaları vardı. Hayallerim var ama onu burada pek dile getiremem. Sezon sonunda söylerim gibisinden bir imada bulundu. Abi sen Erol Bulut'u nasıl buluyorsun hocalık açısından? Nasıl bir hoca? Eğer şampiyonluk adayı bir İstanbul takımına transfer olacaksan Türkiye Kupası'nda en kötü ihtimalle final göreceksin. Kendi kriterimdir. Hani başarılı olmak bir hedef doğrultusunda en üste kadar gidip ondan sonra İstanbul takımına gelmekten geçiyor. Benim için doğrusu bu. Bence hayalleri önce kupa ondan sonra da İstanbul takımlarından bir tanesiyle çalışmakla alakalı. Bence bunu hak ediyor. Çünkü şunu gözlemleyebilirsin. Akşam Galatasaray maçında Fatih Terim'in yaptığı her hamleye mesela Onyekuru hamlesine oyuna sabit onur alarak cevap verdi. Efecan'la rakibi tehdit ederek çünkü Efecan çabuk giden bir oyuncu. Onu alarak o kanattan çok geliyordu Galatasaray. Başka bir tehdit koydu. Fatih Terim'in her hamlesine bir cevap verdi ve cevapları tuttu. İlk maçtaki avantajını korumayı başardı. Kolay değil dün akşamki Galatasaray'a karşı durmak. Yani çok iyi oynadı Galatasaray. Belki tüm kulvarlardaki en iyi maçlarından birini oynadı. Ama skoru almayı başardılar. O yüzden de çok başarılı buluyorum. Hani konuşmak için erken hiç aynı ligde olduğu gibi Türkiye kupasında hiçbir takımın favori olduğunu söylemek zor. Ama Allianz Spor iyi konsantre olduğu zaman o kulvarda tam dişine göre rakipler var şu anda. Lig için sence nasıl olur abi Alanya Spor? Şampiyonluk şansını çok yüksek görmüyorum. Baskıyı yönetmek kolay değil. Yani özellikle son 6-7 haftada bazı takımların bu baskı üzerinden rakiplerin önüne geçebileceğini düşünüyorum. Mesela Galatasaray bu baskıyı genelde Kesinlikle. iyi yöneten bir kulüp. Kesinlikle. İstanbul zaten... takımlarından birinin başına geçecek olsa sen hangi takımı yakıştırırsın Erol Bulut'u? Maalesef bu benim yakıştırmamla alakalı değil. Mesela kendisine futbolculuk döneminde vurulmuş olan damgalar üzerinden başka bir kulübe gidememeleri söz konusu zaten. Şimdi Erol Bulut'u Galatasaray'la hayal edemezsin. Yani Beşiktaş ya da Fenerbahçe biraz daha ki Fenerbahçe daha mantıklı gözüküyor. Yani çok basit yani ben bunu Ümit Özat ve Rıza Hoca ile konuşmuştum. Dediler ki ben Beşiktaş'ta Rıza Çalın Bey'im. Dedi ki ben Fenerbahçe'li Ümit Özat'ım. Çok başarılı olsam başka bir kulübün başına geçer misin? Hayır. Yani buradan bak kendileriyle bir camiayı bütünleştirmiş adamları başka bir yerde düşünmek zor. Tabii Erol Bulut kendisine nasıl bakıyor? Onu bilemiyorum. Yani Erol Bulut'un ama hiç böyle demeçlerinden son dönemde anlaşılmıyor. Futbolculuk yani futbolcu kareli, evet söylenebiliyor ama. Şimdi teknik direktörün de her yerde her doğruyu söylememesi lazım Murat. <laughs> Mustafa İştakçiyin başına geldi en son. Hani kurduğu cümle, hele ki hafta sonu Fenerbahçe ile oynayacakken, sen bir takıma sempati duyabilirsin, o kulübün içerisinden yetişmiş olabilirsin, ama her doğru, her yerde söylenmez. Hele ki profesyonel insanların, yani asla ve asla ağzından çıkan şeyin nereye gittiğini hesap etmeden konuşması doğru değil. Yani Mustafa İştakçiy da kendisini çok geliştirmeye müsait, benim de hocalığımı yapmış, yani akıllı bir insandır. Tabii bir anlık sohbet. Ağzından çıkan bir cümle çok başka yerlere çekildi. Yabancı sınırı ile ilgili de konuştu. 6 yabancı dedi. O da bayağı bir gündem olmuştu. 6 yabancı dedi. 6 yabancı kısmına katılıyorum. Ama nasıl katılıyorum? Oyuncu yetiştirmeden olmaz o iş. Yani 6 yabancı için en az 4-5 senelik hazırlık lazım. Yani şimdi sezon sonu 6 yabancı olsun dememiştir muhtemelen. Dinlemedim konuşmalarını. Bir radyo kanalında konuştu galiba. Ama önce hazırlan. 5-6 sene biraz sancılı bir süreç geçir. Ondan sonra 6 yabancı mı istiyorsun? Yabancı serbestliği mi istiyorsun? Bir kere kulüplere giren parayı bir kontrol et. Paralar nereye harcanıyor? Yani bu transferler, paralar nereye gidiyor? Bunlar kontrol edilmeden ister yabancılı olsun, ister yabancısız olsun. Bizim kulüplerimiz bir adım ileri gitmez. Başakşehir, Sivas Spor karşısına çıktı bu hafta. Bir bir beraber e bitti maç ve bizim burada sık sık konuştuğumuz yine çift santrforlu sistemle oynadı Okan Buruk. Normalde zorlu rakiplerde, zorlu deplasmanlarda pek tercih etmiyordu bu dizilişi. Tek forvetle sahaya çıkıyordu. Bu kez Sivas Spor karşısında iki santrforlu oyununu oynadı ve maç berabere bitti. Bu maçı izlediğinde maçın hakkı beraberlik miydi yoksa takımlardan biri iki puanı bıraktığı için üzülmeli mi sence abi? Bence Sivas Spor tarafı iki puanı bıraktığı için üzülmeli. İki gün evvel 8-8,5 gibi bir maç oynayıp geldiler. Çok ağır bir zeminde. Başakşehir gibi bir takıma karşı bence üstün oynadılar. Pozisyon sayısı da bunu söylüyor. Hani çok dikine gitmeyi seven bir takım. Başakşehir'i de bence bayağı bir yordular. Ama Fenerbahçe maçından dersini aldığını düşünüyorum Başakşehir takımının. Okan Hoca bir daha rakip kim olursa olsun içeride ya da dışarıda çift santrafor olmadan sahaya çıkmaz. Çünkü yediğim baskıyı kırabilmek için topu attığın zaman önde tutacak bir oyuncuya ihtiyacım var. Belki tamam, iki oyuncuya ihtiyacım var. Yani faul olacak senin savunmada oyuncuna nefes aldıracak iki tane özel oyuncum var orada. Ve savunma yapmayan oyuncular değil. Mesela Kriveli takım savunmasına katkı yapan bir oyuncu. O zaman çift santrafor oynamakta bir sakınca yok. Maçı Başakşehir'in kaybetmesinin önüne geçen şey artı bir savunmacıyla oynaması değil, artı bir santraforla oynaması olmuş oldu değil mi? Futbolda e, güzel bir soru sordun. Şöyle söyleyeyim sana. Çok oyuncuyla hücum edince kolay gol bulurum düşüncesi yanlış. Çok kalabalık savunma yaparsam gol yemem, gol yemem, yanlış. yemem daha yanlış. Sorumluluk alan oyuncuyla savunma yaparsan 4'e 4'te de gol yemezsin. Doğru yere koşan oyuncuyla hücum edersen, 3'e 2 de gol atarsın. Oze Koçaro vardı bizde, Gaziantep'te. Hücum ediyoruz, 3 savunmacıya 2 kişi bazen hücum ediyoruz. Bizde böyle antrenmanlar yaptırır. Derdik ya bari 3'e 3 yapalım da bir şansımız olsun. Hayır derdi. Oyuncular doğru yere koşarsa, o 3 oyuncudan bir tanesi zaten boş kalıyor. Arkadaşını şaşırtabilir. Yani Futbol asla ve asla çok kalabalık olunca daha iyi oynadığın anlamına gelen bir spor değil. Doğru koşuları yaptığın zaman sahanın içerisinde, yani pozisyonda bulursun, kolay kolay gol değmezsin. Eğer Başakşehir iki Santurfor'la Sivas tehdit etmiyor olsaydı, zaten baskılı oynayan Sivas Spor, e, takım olarak 10 oyuncu da saldıracaktı ve e, o zaman gole ulaşmak ve öne geçmek, da kazanmak ihtimali daha da artacaktı. Ama Başakşehir onları bu şekilde tehdit ettiği için savunma kontrolünü elinde bulundurmak zorunda hissetti ve bu şekilde de bir puan almış oldu. Belki skoru aldıktan sonra Hani e, daha orta saha özellikle bir oyuncu oyuna alıp iki santrafordan birini çıkarıp kazanılan topları hücuma doğru taşımak doğru strateji olabilir. Son 10 dakika, 15 dakika üzerinde eyvallah. Ama onun dışında ben Başakşehir takımının bundan sonra ki aslında tüm şampiyonla oynayan takımlar için geçerli. Ama hiçbirinin elinde sağlam iki tane santrafor olmadığı için bunu sadece Başakşehir kullanabiliyor. Hani Dembaba form tuttu. Kriveli zaten sezon başından beri iyi. Bu lüksü şimdilik Başakşehir kullanıyor. Ama hiçbir maçta da eğer bu oyuncular sağlamsa vazgeçmeyecektir o konucu diye düşünüyorum. Bu konuda ben ufak bir şey soracağım. Galatasaray'da mesela Emre Akbaba ikinci forvet gibi oynuyor ya. Evet. Hani Bu bir çift forvet denemesi gibi. Yani 4-2-3-1'in biraz daha çift forvete yakın hali. Şimdi halidir. Emre Akbaba çift forvet gibi oynuyordan ziyade Emre Akbaba forveti ikiliyor diyelim. Bence bu söylem doğru. Dün akşam attığı golde de geriden Hı -hı. arkadan koşu yaparak geldi. Emre Akbaba gidip stopere sırtını vererek oynarsa çift santrafor derim. Ama orta sahadan yüzük aleye dönük gelip forveti ikilerse o arkadan gelen oyuncu olur. Türkiye'deki en iyi örnek ben karşılığı Alex de Souza'dır. Yani geriden gelen oyuncunun markajı yoktur futbolda. Çok zordur. Alex de Souza da bunu çok iyi yapan oyunculardan bir tanesidir. Galatasaray'da da bir türlü Belhanda'nın yapmadığı şeyi şimdi Emre Akbaba yapıyor. Peki abi ağzına sağlık. Bu haftalık da bizden bu kadar. Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ olun.